Şimdi stoperde bir geri dönüş olur mu? Bu merak ediliyor. siz nasıl buldunuz Fenerbahçe'yi? Şimdi her şeyden önce Cem abinin anlattıklarına ben baktım da biraz yani stoper konusunda katılıyorum. Stoperlerin hala uyumsuzluğu Fenerbahçe'de bir sıkıntı yaratıyor. Ama Fred'in Takıma dönüşü, takıma bir motivasyon kaynağı olduğu aşikarı görünüyor. Fred de evet eski Fred değil ama Fred bugün oyun akışında bayağı önemli roller üstlendi ve bayağı iyi işler yaptı. Onun orta sahaya gelmesiyle birlikte daha agresif bir ortası oldu Fenerbahçe'de. Yani iki tarafı da topla iyi oynayan bir oyuncu Fred çünkü. Çoğu zaman da Fred'siz bir takımda hücuma destek vermeyen bir orta saha vardı. Bir Şimanski ile birlikte bunu yapıyordu Fenerbahçe. Yalnız bu maçta Fred de o aralar koşularını çok yaptı. Hatta birkaç defa girdi. O işleri de iyi yaptı. Fred yani uzun bir zamandan beri oynamadan, oynamaması, var. maç eksiği olmasına rağmen bana göre başarılıydı. Yani çok da başarısız değildi. Ben beğendim Fred'i. Yani bu kadar oynaması gerekti zaten. Yani bir anda girdiğimde yaklaşık bir aydır falan oynamıyor yani. Bir ay az bir süre değil. 54 köşe stopta buluşmuş. 32 isabetli pası var. %78'lik pas isabet oranına ulaşmış. 12 ikili mücadeleye girip. 5'ini kazanmış Fred bu karşılaşmada genel istatistikleri böyle. Tabii yani daha ne yapabilir ki yani bir orta saha oyuncusu yapabileceklerinin hemen hemen %50'sini falan üstüne çıkmış bir oyuncu. Yani bunları yaptı, koşulları yaptı. Oyunda kaldığı sürece de Fenerbahçe'ye bana göre çok faydalı oldu. Şey, İsmail konusunda, İsmail Yüksek konusunda katılıyorum yani İsmail Yüksek. Son maçta oynadığı çok kötü bir futbol vardı. O da stopereg'i oynamasından kaynaklanan bir futbol vardı. Belki bir demorize durum vardı. O maçta da biraz e, son o altılık maçta, e, Norschalen maçında İsmail'in biraz tutumları, davranışları da benim gözümden de kaçmış değildi. Tahmin ediyorum İsmail Hoca. Onlardan da dolayı İsmail'e e, bir dinlendirme şeyi, hakkı tanımış olabilir bu hafta. Ama oyunun geneline bakarsan oyuna Fenerbahçe iyi başladı. Hı hı. Yani golü gerçi biraz geç buldu ama ilk golü. O zamana kadar oyunun belli bölümlerinde iyi oynadı. 2-0'ı yakaladı. Soyunma odasına gidene kadar. Hocam Fenerbahçe öyle erken goller attı ki 17. dakika geç diyorsunuz. Yani geç diyorum çünkü <laughs> maç başlıyordu 10. dakika olmadan. Tabii, tabii. Çünkü o coşkuyla o oynadığı futbolla birlikte muhakkak gol buluyordu. Yani bir ara sanki böyle bir seykelenme gibi oldu. Yani bir 10. dakikaya kadar iyi bir baskı oldu. O ara bir rölantiye döndü o maç. Hı hı. Ama o 17. dakikada golü bulduktan sonra tabii bir rahatlama geldi. O rahatlamanın vermiş olduğu bir rehavetten dolayı biraz oyuncular gevşek oynamaya başladı. Bu da tabii rakibin daha fazla topla oynamasına neden oldu. Ama Fenerbahçe'nin orta sahası... Bugün Crespo'ya şans tanıdı İsmail Kartal. Crespo bugün uzun zaman sonra ilk defa o mevkide başarılı işler yaptı. Mesela Nörsselam maçında takımın hemen hemen en kötüsüydü. Bugün tam tersi ona rağmen İsmail Kartal ona şans tanıdı. Ve bana göre de bugün o görevini gayet başarılı yaptı. Ama takımın en kaliteli, herkesin de çoğu maçta eleştirdiği, yani eleştirdiği de daha fazla bir şey beklenti üzerinde durduğu bir taliç var. Ya bana göre Fenerbahçe'nin beyni taliç. Ya bugün mesela Şimanski'ye attırdığı, gol Ferdi bindirdiği zaman attığı paslar, Ceko'ya attırdığı gol, İrfan'a attırdığı şey, attığı pas kafayla geri indirip e, Fredin vurama işi tekrar onun gol oluşu falan tekrar dönen topu taliç'in Ceko'ya verip vurması onu yani gol çizgisinin içinden çıkan topu diyorum. Yani gerçekten Taliş Fenerbahçe'nin bir beyni ama 34 yaşında bu kadarı yapabiliyor. İnsanlar Taliç'ten sanki yani bir orta sahada İsmail Yüksek gibi, Frek gibi koşmasını fazla iş yapmasını bekliyor. Ya yani bu o biraz haksızlık olur bu kadar ama o gerekeni yapıyor. Gene o sol tarafta oynuyor. Ferdi'nin önünde arkasında Ferdi gibi çok formda dinamik yani motorik özellikleri çok yüksek bir oyuncunun önünde oynaması tabii onun için bir avantaj. Fazla geri gelme şansı bulmuyor çünkü rakip o kanadı fazla kullanamıyor. Ferdi orayı çok aktif kullandığı için taliçe topu veriyor bindiriyor zaten öne geliyor top. orada bir sıkıntı olmuyor. Eğer o toplar taliç kaybetse geri dönemezse Fenerbahçe için büyük sıkıntı olurdu. Maçın genel anlamında ilk yarının 1-0'a kadar Evet Fenerbahçe oynadı. O ara bir rantiye aldı. ikinci golü buldu. İçeri girdi. Ama ikinci yarı başladığında golü yiyerek başladı. Bir, tabii bir telaş oldu. Hı hı. Yani oyuncular son haftalardaki kayıplardan dolayı kendine olan güvenleri biraz azalmış vaziyetteydi. Ama ne zaman ki normal oyunlarına dönmeye başladı. Tam oyunlarına dönerken işte o iki stoperin o ikinci yarının başında ikisinin arasındaki Anlaşmazlıktan dolayı yenilen golden sonra tekrar toparlandı Fenerbahçe. Yani 4-1 gibi 4 gibi net bir skor aldı. Bana göre e, bu kadar e, karamsar bir durumdan 3 gün önce takım için çok kötü şeyler konuşan kamuoyu tarafından bu maç bir uyanış maçıydı. Ayağa kalkma maçıydı Fenerbahçe açısından yani dimdik durmak açısından ve onu da Oyuncular da iyi başardı. Taraftar da geldi zaten son kadar da destek verdi. Fenerbahçe taraftarı da yakışanı yaptı orada. Maçtan önce de olsun oyuncuların hepsine yeterli desteği verdi. Hı. Bütün imkanlarını kullandılar. Geldiler bugün o şehir 6, 6 birlik maça rağmen olağanüstü bir destek vererek takımının yanında durdular. Tabii Fenerbahçe'nin hocam e, kadro kalitesi tartışılmaz iyi ve geniş bir kadro kurdu Fenerbahçe ama e, altı yollu mağlubiyetten sonra kadrodan çok İsmail Hoca tartışılmaya başlandı. Bu e, stresle yaşadı bence o hoca. Bugün yapacağı tercihler çok önemliydi. 4-1'lik galibiyet hem Fenerbahçe'ye zirveyi geri getirdi hem de İsmail Hoca için de moral oldu der öncesi diye düşünüyorum. Bilmem katılır mısınız siz nasıl buldunuz takımı Fenerbahçe? Ya tabii e, İsmail Hoca'dan başlayalım. E, hem bugünkü maça da geç sağlarız. Ya tabii 6-1'den sonra mesela bir teknik adam olarak orada basın mensuplarının önüne işte çıktığı zaman soru almayacağım, içeri gitmesi doğru değil. Yani bir Fenerbahçe teknik direktörü daha özgüvenli, daha rahat yaptığı bir iş varsa sorumluluğu alır bir teknik adam. Orada konuştuktan sonra da buyurun sorun. İşte şu, soracaklardı işte stoperlerden memnun musunuz niye böyle 6-1 oldu ikili avarajı kaybettiniz maç 3-1 2-1 mağlup olsaydı yine ikili avarajınız iyi olacaktı vesaire vesaire orada çok rahat kendi daha böyle özgüvenli bir şekilde konuşmasını ben beklerdim bir teknik adam olarak yani Fenerbahçe teknik adamı skor falan yani tamam 6-1'lik orada e, bir mağlubiyet var bunu hı hı. anlatmak etmek kolay olmayabilir ama Fenerbahçe Teknik Direktörü bunu anlatmalı. O potansiyeli olmalı. Camiasına da gerekli morali, özgüveni oradan iki mesajla vermeli. Soru almak ne demek? İşleri iyi git. Farz edelim 6-1 yeni sen orada soru alacaksın. 6-1 mağlup olunca soru mu almayacak? Hayır. O zaman ne yapıyorsun? Sen daha fazla kendine de baskı götürüyorsun. Demek ki hem futbol kamuoyunu hem taraftar Fenerbahçe'nin Fenerbahçe hem camiası... Yani diyor ki yani ya madem mağlup olduk olabilir sen Fenerbahçe teknik direktörü sen 30 milyon temsil ediyorsun. Orada sen bir duruş sergile konuş et soru al tekrar şöyle olacak iddianı ortaya koy altı bir yenilebilirsin. Yenilmek farklı pes etmek farklı. Orada sen Fenerbahçe teknik adam olarak o tabloyu vermemelisin camianı Yenildik. Evet eksiklerimiz vardı vesaire. Şöyle oldu bir anda maç koptu ama biz bunları aşacağız. Tekrar gruptan çıkacağız. Hafta sonu Sivas maçı var. Sivas maçına bütün fokuslanmamız oraya yeneceğiz Sivas Spor'da. Tekrar biz yakalayacağız. Biz kendimizden eminiz. Ya bu konuşmaları yapması gerekir.